Hocam merhaba, size bir sorum olacak. Müslüman olmayan insanlar için dua etmek caiz midir? Tabii caizdir. Sesi aç. Hoca da Şirazi'den çıktı diyorsun. Tabii caizdir. Açarsın elini. Ya Rabbi onlara hidayet eyle dersin. Anlatabiliyor muyum? Bakın dinimizde gayrimüslime bile sadaka verilebilir. Sadaka. Gayrimüslime bile verilebilir. Ama zekat sadece müminin mümindeki hakkıdır. Neyse geçelim. Nasıl dua edilebilir bir dindar olmayan bir insana? Ya Rabbi ona hidayet nasip eyle. Ya Rabbi bizim arkadaşımız, aynı yerde yaşıyoruz. Sen ona imanın nurundan nasipdar eyle diye dua etmekte hiçbir sıkıntı yoktur. Adam imansız olarak gitmiş, imansız olduğu kesin. Mesela bir geçen diyor ki ben de sizin imana ermeniz için dua ediyorum diyor. Adama diyor ki bırak diyor ya ben iman falan istemiyorum diyor mesela. Bu adam diye o anda ölse. Onun cenaze namazı kılmak zaten caiz değil. İsterse adı ne olursa olsun. Yani Muhammed Fatih bile olsa adı, adının öyle olması bir şey değiştirmez. Onun imanla alakalı deklare ettiği ben Allah'a falan inanmıyorum dediğinde iş dini açıdan konuşuyorum arkadaşlar. Hani belediye kaldırır bilen onu konuşmuyorum. Bak dini açıdan hep doğruları konuşmak için burada. Çünkü ben bunun hesabını vereceğim. Benim de cenaze namazım olacak. Böyle bir durumda adamın imansız gittiği kesin. Allah'ım onu affeyle falan filan diye Allah Teala diyor ki sen bu selayeti nereden aldın? O benim kulum. Ben de sana müsaade ettiğim ölçüler şunlar. Kur'an-ı Kerim'de peygamberlere dahi, mesela Hazreti İbrahim amcası için, ki orada ebi tabiri kullanılır, amcasıdır. Amcası için dua etme ona, o imansız gitti diyerek öldükten sonra ona dua etmesini yasaklıyor. Ama Hazreti İbrahim aleyhisselam mesela, babası mümin olduğu için, رَبَّنَا غْفِرْ لِي وَلِي وَالِدَيَّ وَلِلْ مُؤْمِن۪ينَ يَوْمَ يَكُمُ الْحِسَابِ O dua Hazreti İbrahim'inden Allah Teala'nın bize yazmış olduğu bir dua. Ya Rabbi beni, anne babamı ve müminleri affeyle, mağfiret eyle. Bizim hesabımızda yevme yekumul hisab, o hesaba çekildiğimiz günde de hesabımızda bizi mağfiret eyle duası var mesela. Eğer Hazreti İbrahim aleyhisselam babasına dua etmekten ve gerçek babası olsaydı oradaki geçen ne olurdu? Burada babasına dua etmezdi. Veli valideye demezdi. İşte ama şunu anlatmak için söyledim. Konuyu dağıtmayayım arkadaşlar. Konuya çok hazırlıklı değilsiniz anladığım kadarıyla. Yani Allah Teala peygamberlere dahi imansız gidenler için onlara dua etmeyin diye emir buyuruyor. Bu Allah'a bir saygı. Anlatabiliyor muyum? Ne denir? Toprağı bol olsun denebilir. Yani Allah işte üzerimizdeki hakkı varsa üzerimizde hakkı olmasın denir. Ama burada hayattaki olan gayrimüslimlere dua edebiliriz. Göçtükten sonra kafir olduğunu bildiğimiz bir insan varsa ona kalkıp da Fatiha ve bir Müslümana mahsus dua etme şeklini yapmayız. Bu insanları ayırmak değil. Allah Celle Celaluhu'nun kulu olma şuuruyla hareket etmekle alakalıdır. Vesselam.